Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da Osmanlı sanat anlayışından bahsedelim. Osmanlı'da arkadaşlar ayakkabıcı, nakkaş, hattat, yapı ustası gibi meslek gruplarına hirfet deniyordu ki sınavlarımızda henüz bu tabir kullanılmadı. Sarayda bulunan sanatkarlar grubuna ise arkadaşlar ehli hiref deniyordu. Peki ehli hiref ne yapıyor? Ehli hiref hazırladıkları sanat ürünlerinin örneklerini bizzat başkente uyguladıktan sonra bunları taşraya gönderiyorlar ve bu örneklerin taşrada da uygulanmasını takip ediyorlardı. İşte bu durum neye yol açtı? İstanbul'da yapılan bir mimari unsur ile mimari yapı ile o zaman taşrada yapılan bir mimari eser ve içindeki süslemeler 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyordu. Bu da Osmanlı'da neyi oluşturdu? Sanatta üslup birliği, tarz birliğini oluşturdu arkadaşlar. Osmanlı'da sanat dalları içinde hat önemli bir yere sahip. Hat biliyorsunuz İslami dönemde gelmiş idi. Arap alfabesi ile güzel yazı sanatıdır. Dikkat edin, bu sanat dalı hem mimaride hem de kağıtta kullanılıyordu. Yapana hattat deniyordu ki sülüs, rika, divani, nesik gibi çeşitleri vardır. Ki Osmanlı'da Şeyh Hamdullah hattatların kıblegahı olmuştur. Minyatür, el yazması kitapların içinin süslenmesi için kullanılan iki boyutlu resimlerdir arkadaşlar. Yapana nakkaş diyoruz arkadaşlar. Ya da diğer adıyla musavver dediler ama sınavlarda bizim beklentimiz nakkaş olacaktır. Arkadaşlar minyatürün özellikleri önemli. Minyatürlerde perspektif yoktur. Yani kişiler rütbelerine doğru orantılı çizilir. Hemen bir resim üzerinde bunu göstermek istiyorum. Bakın perspektif yok. Normalde resimde nedir? Uzaktaki insanlar küçük, yakındaki insanlar büyük çizilir değil mi? Oysa bakın uzakta oturan paşanın büyük çizildiğini, yakınlarda oynayan soytarıların ve zenlerin daha küçük çizildiklerini görüyorsunuz. Ki insanlar bakın rütbelerine doğru orantılı çizilmiş. Buna arkadaşlar perspektif anlayışı yoktur demekteyiz. Yine minyatürlerde üçüncü boyut yoktur. Yani derinlik, gölgelendirme, ışıklandırma yoktur arkadaşlar. Minyatürlerde her türlü görsel ayrıntılı bir şekilde çizilir ki bu sebeple dönemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir bize. Osmanlı'da minyatürlerin toplandığı özel kitaplar da oluşmuştur ki bunlar arasında Surname, Şehinşehname veya ve Hünername de vardır arkadaşlar. Osmanlı'da Nigari, Levni, Nakkaş Osman, Matrakçı Nasuh bilinen en meşhur nakkaşlarımızdır arkadaşlar. Evet, şurada sağdaki minyatüre baktığımızda da her türlü görselin çizildiğini görebilirsiniz. Bitkilerden ağaçlara, insanlardan hayvanlara, ameliyat görüntülerinden mühendislik görüntülerine varıncaya kadar dini, siyasi, savaş görüntüleri aklınıza gelebilecek her konuda minyatür çizilmiştir. Tesip, altın suyuyla kitap ciltlerinin süslenmesi sanatıdır ki kitapların iç sayfaları da süslenmiştir. Buna bu işi yapana, bu mesleği yapana müzehhip deniyordu. Hemen bir soru göstermek istiyorum arkadaşlar. Dikkat sorusu. Hat diyelim. Minyatür diyelim. Ve tesip diyelim. Soruyu önce şöyle soralım. Hangileri Osmanlı'da bir süsleme sanatıdır? Hangileri süsleme sanatı sorulduğunda cevabımız arkadaşlar tabii ki 1, 2 ve 3 olacak. Ama dikkat edin sorulara. Soruyu şöyle sorarlarsa hangileri mimaride süsleme sanatıdır derse o zaman cevabımız yalnız 1 olur arkadaşlar. Çünkü hat hem mimari hem kağıtta kullanılıyordu. Oysa minyatür ve tesip sadece kağıtta kullanılıyor. Cilt. Cilt yapanlara mücellit deniyordu arkadaşlar ki kitap ciltlerinden bahsediyoruz tabii ki de. Vitray, cam süsleme sanatıdır. Özellikle cami ve saray pencerelerinde kullanılırdı. Yani mimari ile ilgili. Ebru, Türk kağıdı veya
bulut sanatı olarak bilinen sanat dalıdır. Sadece kağıt üzerine yapıldığını lütfen dikkat edin. Malakari ise bir duvar süsleme sanatıdır ki resimde de gördüğünüz gibi duvarların süslenmesi sanatıdır. Ki sol tarafta da bir Ebru örneği görmekteyiz. Müzik. Osmanlı'da müzik önemli arkadaşlar. Buradan beklenti sorumuz Itri arkadaşlar. Ki Itri 100 TL banknotunun üzerinde de resmi olan müzisyenimizdir ki tam ismi Buhurizade Mustafa Efendi'dir. Itri arkadaşlar Segah makamındaki bayram tekbirinin besteleyicisidir. Artı Türk sanat müziğinin de kurucusudur. Yine Osmanlı'da müzisyenler içinde Hacı Arif Bey, Dede Efendi, Tamburi Cemil Bey ve paşalarımızdan da 3. Selim önemli müzisyenlerimizdendir. Bu diğer isimleri arkadaşlar şu şekilde kullanabilirler. 4 tane müzisyen verip içerisine Levni gibi, Nigari gibi isimler atılıp hangisi Osmanlı dönemi müzisyenlerinden değildir şeklinde verilebilir. Deminden söylemiştim. Levni ve Nigari gibi sanatkarlar nakkaş yani minyatür ustalarıydı. Çini. Fayans biliyorsunuz arkadaşlar. Mimaride kullanılan bir süsleme sanatı. Osmanlı'da en önemli çini merkezleri İznik, Kütahya, Diyarbakır ve İstanbul idi. Resim. Resim arkadaşlar klasik dönemde olmayan bir sanat dalı. Resim dağılma döneminde gelişmiş bir sanat dalı. Fakat klasik dönemde de istisnalarımız var ki resmini yaptıran ilk padişahımız var. Kim o? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Peki kime yaptırdı? İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdı. Yine arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet Nakkaş Sinan Paşa'yı İtalya Floransa'ya ressamlık eğitimi için göndermiştir. Ki hemen ben bunun resmini göstermek istiyorum. Sol taraftaki resim İtalyan ressam Gentile Bellini'nin yaptığı resim iken sağ taraftaki minyatürle portre arası bir karışım bu. Nakkaş Sinan Paşa'nın gül koklayan Fatih portresi şeklindeki resmidir. Ressamlık resim dağılma döneminde gelişti ki iki önemli isimden bahsedeceğim. Biri Şekerahmet Paşa ki Abdülaziz döneminde Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kişidir. Diğeri ise 2. Abdülhamit döneminde Osman Hamdi Bey'dir. Osman Hamdi Bey ressamlığının yanı sıra arkadaşlar Osmanlı'da müzeciliğin kurucusu olarak kabul edilir ki Müzeyi Hümayun denilen ilk müzeyi kurmuştur. Ayrıca Sanayi Nefise Mektebi denilen ressamlık ve heykeltıraşlık okulunun da kurucu müdürüdür ki Cumhuriyet döneminde bu okulumuz Güzel Sanatlar Akademisi adıyla devam etmiştir. Osman Hamdi Bey ayrıca arkadaşlar ilk kez arkeolojik kazılar başlatan şahsiyettir. En önemli resimleri arasında Kaplumbağa Terbiyecisi, Cami Önü, Silah Tacirleri, Kur'an Okuyan Adam, Leylak Koklayan Kız gibi önemli tabloları vardır. Evet bir kitap süsleme örneği görüyoruz ki kitap süslemeye ne demiştik arkadaşlar? Yaldızla süsleme teship ki yapana müzehip diyorduk. Bir cam sanatı örneği, vitray örneği görüyorsunuz. Yine bir kapmacılık, özellikle değerli madenlerden ahşabın süslenmesi ki burada bir sehpa görüyoruz arkadaşlar. Sedef kapma bir sehpa. Yine oymacılık arkadaşlar ahşabın oyulmasıdır. Bu da Osmanlı'da yaygın olan bir süsleme sanatı. Şekerahmet Paşa'nın ve Osman Hamdi Bey'in resimlerinden örnekler görüyorsunuz ki bir daha vurgulamak istiyorum. Şekerahmet Paşa Sultan Abdülaziz dağılma döneminde ilk resim sergisini açan kişi Osman Hamdi Bey de ressamlık ve heykeltıraşlık okulunun kurucusu olmasının yanında ilk müzecimiz ve ilk arkeoloji çalışmalarını yapan kişidir. Mimariye geldiğimizde ise arkadaşlar Osmanlı mimarisini 3 ayrı bölümde incelemekteyiz. Erken dönem kuruluş dönemi mimarisidir ki bu eserler genelde Bursa'dan verilir arkadaşlar. Bursa Yeşil Camii, Bursa Ulu Camii, Bursa Yıldırım Camii, yine Bursa'nın bir ilçesi olan İznik'te İznik Hacı Özbek Camii. Klasik dönem ise yükselme ve duraklama dönemidir arkadaşlar ki
Bu dönemde yani yükselmede mimaride zirve tabii ki Mimar Sinan ile yakalanmıştır. Mimar Sinan'ın 300'ün üzerinde eseri var ama sınav açısından 3 eserini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Ki Çıraklık eseri Şehzadebaşı ki İstanbul'da. Kalfalık eseri Süleymaniye ki bu da İstanbul'da. Ustalık eseri de Edirne'deki Selimiye Camisi'dir. İstanbul'da arkadaşlar bir de Sultanahmet Camimiz var. Ki Avrupalıların Mavi Cami, Blue Mosque diye bildiği camidir ki mimarını kesinlikle hafızanızda tutun. Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Yine Osmanlı'nın en müthiş eserlerinden birisi Mostar Köprüsü'dür ki Bosna Hersek isimli devlette, Balkan devletinde mimarı da Mimar Hayrettin'dir arkadaşlar. Geç dönem eserlerimize baktığımızda ise gerileme ve dağılma dönemi eserleri olup Avrupa etkisinde olan barok, rokoko, gotik, ampir, eklektik tarzlı binalardır. Belli başlı olanları hangileri bakalım. Ağrı'da bulunan, Doğu Beyazıt'ta bulunan İshakpaşa Sarayı ki bu saray ilk kalorifer ve lavabo teşkilatı olan binamız olarak geçer. Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, 3. Ahmet Çeşmesi, Nuri Osmaniye Camii ki bu cami Batı Hazı ilk camimizdir. Nusretiye Camii, Sadabat Köşkü, Lalil Camii ve Ortaköy Camii'dir. Buradan soru beklentimiz şu şekilde arkadaşlar. 4 tane geç dönem yani Batı Hazı mimari verilip içine Sultanahmet Camii gibi Şehzadebaşı gibi Süleymaniye Selimiye yine Bursa'daki Yeşil Cami gibi klasik veyahut da erken dönem eserleri verilip hangisi Batı tarzı değildir tarzda bir soruda bekliyoruz ki Topkapı Sarayı'nda yazalım. Topkapı Sarayı da klasik dönemin eseri. Yani Batı tarzı değil. Son olarak arkadaşlar Osmanlı'da 20. yüzyılda yani 2. Meşrutiyet yıllarında neo klasik yani milli mimarlık akımı gelişmiştir ki milli mimarlık akımı neo klasik akımın öncüsü de Mimar Kemalettin'dir. Ki Mimar Kemalettin'in resmi de 20 TL banknotunun üzerindedir. Bu yüzden soru değeri var. Şöyle göstermek istiyorum resimleri arkadaşlar. Bursa'daki Yeşil Cami yanındaki Yeşil Türbe ki Mehmet Çelebi döneminde inşa edilmiş. Yine Yıldırım Beyazıt döneminde çok kubbeli bir cami örneğimiz olan Bursa Ulu Cami ki bu da erken dönem. Sultanahmet Cami arkadaşlar tekrar söylüyorum klasik dönemdir. Duraklama dönem eseridir ve mimarını kesinlikle hafızanızda tutun. Sultanahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Evet, Bosna Hersek, Balkanlarda bir devlet, Mostar Köprüsü, mimarı Mimar Hayrettin ki buradan sorarak Mostar Köprüsü ya da Mimar Hayrettin'in inşa ettiği Mostar Köprüsü hangi ülke sınırları içindedir şeklinde bir soru bekliyoruz. Cevabımız Bosna Hersek. Ağrı'daki Doğu Beyazıt'taki İshakpaşa Sarayımızı gösterelim arkadaşlar. Bu da Batı tarzı bir mimari eserdir. Yapımı 100 yıla yakın sürmüştür. İçinde kalorifer ve lavabo teşkilatı olan ilk binamızdır. Son olarak tam bir Batı tarzı olan tepeden tırnağa Batı tarzı olan Dolmabahçe Sarayımız var ki dağılma döneminde Abdülmecit isimli paşamız döneminde inşa edildi. Bunun yanı sıra Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları da yapılmıştır arkadaşlar ki Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları'nın mimar ailesi Balyan ailesidir. Ki Nikakos Balyan, Garabet Balyan ve Sarkis Balyan şeklinde mimarları vardır. Bir sonraki ünitemizde de arkadaşlar Osmanlı'da basın yayın, edebiyat, tiyatro, spor gibi konulardan bahsedeceğim.